Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde ürün kalitesinden doğan kayıp toplumda yaratılan bir kayıp olarak görülmektedir? Cevap Taguchi yöntemi. Hat dengelemesi problemlerinde günlük üretim süresinin günlük üretim miktarına oranlanması ile hesaplanan nicelik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap çevrim süresi. Ürün çeşitliliği fazla ve üretim hacmi düşük olan tesisler için uygun olan ve fonksiyonel yerleşim olarak da adlandırılan yerleşim türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sürece göre yerleşim. Benzer süreç ve fonksiyonlara dayalı olarak üretim kaynaklarının gruplandırıldığı yerleşim düzenine ne ad verilir? Cevap: Sürece göre yerleşim düzeni. Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı elemanı değildir? Cevap: Zaman serisi. Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecini farklılaştıran en önemli elemanlardan biri değildir? Cevap: Tedarik. Ürün yaşam süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Cevap: Ürün yaşam sürecinin sunuş döneminde talep yüksektir. Üründe performans ile maliyetin ödünleştirilmesi Tasarımın 4C'sinin hangisinde yer almaktadır? Cevap: Uzlaşma. Tasarımın 4C'si içerisinde çeşitli maliyet, performans ve kullanım kolaylığı noktalarında ödünleşmelerin olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Uzlaşma. Tasarım sürecinin başarısını arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Cevap: Tasarım sürecine tedarikçiler dahil edilebilir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ürüne göre yerleşim düzeni için doğru değildir? Cevap: Ürün çeşitliliği yüksektir. İşletmenin değişen müşteri istek ve gereksinimlerine bağlı olarak farklı ürünleri pazara sunabilme yeteneğine ne ad verilmektedir? Cevap: Esneklik. Üretim stratejisinde ürün tutarlılığına önem veren bir işletme aşağıdaki performans hedeflerinin hangisinde başarılı olmayı hedeflemektedir? Cevap, kalite. Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin kapsamına girmez? Cevap, iş gücü üretimi. Ürünün müşteriye teslimiyle ilgili performans hedefi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, zaman. Aşağıdakilerden hangisi yeni fikirlerin başarılı uygulamalara dönüştürülmesi sürecidir? Cevap, inovasyon. Pazara çıkan yeni bir ürünün kolayca taklit edilememesi için güçlü bir tasarım ile aşağıdakilerden hangisinin bütünleşmesi gerekmektedir? Cevap İnovasyon İdeal şartlar altında belirli bir sürede ulaşılabilecek en büyük çıktı miktarı nedir? Cevap Teorik kapasite Bir organizasyonun işini, müşteri özellikleri ve temel inançlarını tamamlayan ifadeye ne ad verilir? Cevap: Misyon. Aşağıdaki üretim tiplerinin hangisinde bir üründen çok büyük hacimlerde uzun süreli üretim yapılırken bazı değişikliklerle farklı bir ürünün üretimine geçiş yapılabilmektedir? Cevap: Kütle üretim. Aşağıdakilerden hangisi durum analizi sürecinde organizasyonun odaklanması gereken konulardan biri değildir? Cevap: Öz beceriler. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresini tanıması ile ilgili değildir? Cevap: Stratejik eğilimler. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının en önemli özelliğidir? Cevap: Sistemin bileşenlerini bütün olarak aralarındaki ilişkilerle beraber incelemek. Problemlerin çözümünde problemleri bileşenlerine ayırmak yerine Bileşenleri aralarındaki ilişkileri göz önünde tutarak bir bütün olarak ele alıp incelemek şeklinde ifade edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sistem yaklaşımı. Aşağıdakilerden hangisi işletme bütününü göz önünde tutarak işletme içi bileşenlerin birbirleriyle ilişkilerinin dikkate alınmasıyla kararların verilmesini ifade eder? Cevap: Sistem yaklaşımı. Aşağıdakilerden hangisi sistemin temel elemanlarından biri değildir? Cevap: Sinerji. Aşağıdakilerden hangisi kesikli üretim tiplerinden biridir? Cevap: Atölye tipi üretim. Üretimde ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesine ne ad verilir? Cevap: Siparişe göre üretim. Üretim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme derecesine ne ad verilir? Cevap: Etkinlik İş fırsatlarını ve tehlikelerini belirlemek için piyasadaki ekonomik ve politik eğilimleri ve toplumdaki değişimleri analiz etmeye ne ad verilir? Cevap: Çevre taraması. Hayes ve Velwart well tarafından geliştirilen modele göre üretim fonksiyonunun işletme stratejisine olan katkısının en düşük olduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İçsel tarafsızlık Aşağıdakilerden hangisi SWOT kısaltılmasını oluşturan terimlerden biri değildir? Cevap: Farklılıklar. Rekabet önceliği olarak esnekliği ön planda tutan bir işletmenin aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak hedeflemesi gerekir? Cevap: Ürün çeşitliliğini. Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı mühendisliğin sağladığı avantajlardan biridir? Cevap: Tasarımcıların ve üreticilerin birlikte çalışması sonucunda maliyetlerin azalması. 1. Olgunlaşma 2. Düşüş 3. Sunuş 4. Geliştirme. Yukarıda verilen ürün yaşam eğrisi aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Cevap: 3 4 1 2 Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımını etkileyen temel faktörlerden biridir? Cevap, işletme politikaları. Aşağıdakilerden hangisi, Rothwell tarafından geliştirilen tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir? Cevap, tedarik yeri bulma. Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme faaliyetleri kapsamında yer almaz? Cevap, mali tabloların hazırlanması. Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşiminin tasarlanmasında dikkate alınması gereken konulardan biri değildir? Cevap: Estetik. Aşağıdakilerden hangisi sürece göre yerleşim düzeninin üstünlüklerinden biri değildir? Cevap: Üretim süresini en aza indirmesi. Sürece göre yerleşim planlayan bir tesiste 6 iş merkezi varsa bu tesiste kaç farklı şekilde yerleşim kombinasyonu olur? Cevap: 720. Üretim kaynaklarının ürün etrafında hareket ettirildiği yerleşim düzeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sabit konumlu yerleşim düzeni. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemdeki talep dalgalanmalarını dengelemek için kullanılabilecek stratejilerden biri değildir? Cevap: Ek bina inşaatı. Tedarikçilerden son müşterilere ürün ya da hizmetlerin taşınması için fiziksel, finansal ve bilgi akışına destekleyen yaşam devir süreci olan ve ürünün üretilmesinden son ürün olarak tedarikine kadar tüm çalışmaları kapsayan üretim yönetimi ile ilgili yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Tedarik zinciri yönetimi Aşağıdakilerden hangisi üretimde doğrudan etkin olan dört faktörden biri değildir? Cevap Teknoloji Bazı bilgisayar işletmelerinin hazır bilgisayarlar üretmek yerine bu konuda çalışmalar yaparak müşterilerinin istediği özelliklerdeki bilgisayarı çok kısa sürede müşterilerine ulaştırmaları hangi tip üretim sistemine örnektir? Cevap Siparişe göre montaj Fiziksel varlık üzerinde onun değerini arttıracak bir değişiklik yapmayı veya ham madde veya yarı mamulleri kullanılabilir bir mamule dönüştürmeyi üretim sayan bir tanımlama aşağıdakilerden hangisini üretim olarak kabul etmez? Cevap, bankacılık hizmeti. Organizasyonun güçlü yönlerinin fazla olduğu ancak dış tehditlere fazlaca maruz kaldığı durumlarda uygulanabilen SWOT matrisi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, ST stratejisi. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonlardaki strateji düzeylerinin en alt seviyesinde yer alır? Cevap, üretim stratejisi. Aşağıdakilerden hangisi maliyete odaklanarak rekabet eden şirketlerin özelliklerinden biri değildir? Cevap, maliyetlerini kısmak için olabildiğince az üretim yapmaya ve stoklarını düzgün kontrol etmeye özen gösterirler. Üretim stratejilerinin oluşturulmasındaki yaklaşımlardan olan kaynak temelli yaklaşıma dayanan ve işletmelerin sahip oldukları kaynakların öz becerileri sayesinde sürdürülebilir rekabet avantajları sağlayabildikleri yaklaşıma ne ad verilir? Cevap: Üretim kaynakları. Hayes ve Wheelwright tarafından geliştirilen modele göre İşletmenin üretim fonksiyonunun rekabetçi başarının temeli görüldüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Dışsal destekçi. Aşağıdaki yöntemlerin hangisinde kalite evi matrisi kullanılmaktadır? Cevap: Kalite fonksiyon yayılımı. Ürün yaşam süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Düşüş döneminde en çok dikkat çeken durum satışların artması ile birlikte karların azalmasıdır. Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi, tasarımın 4C'sinden hangisinin kapsamına girer? Cevap, seçim. Normal şartlar altında elde edilebilecek kapasite miktarına ne ad verilir? Cevap, etkin kapasite. Aşağıdakilerden hangisi tasarımda dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden olan ürün çeşitliliği için modülerlik kullanılmasının özelliklerinden biri değildir? Cevap Ürüne ait modül çeşitlerinin paketlemesi ve montajı aynı şekilde yapılsa dahi ürünün diğer parçalarının özel olarak tasarlanmasını gerektirmesi. Parça ya da malzemelerin bir araya getirilmesi amacını taşıyan kaynak, lehim, perçin, Vidalama, yapıştırma gibi işlemlerden oluşan üretim süreci aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Montaj süreçleri. Talebin yüksek olduğu dönemde ek iş gücünü kiralamaya, düşük olduğu dönemde ise iş gücünü çıkarmaya dayalı kapasite stratejisine ne ad verilir? Cevap: İş gücü seviyesi. Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşiminin tasarlanmasında dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir? Cevap: Oturan profili. Üretim kaynaklarının ürünün işlem görme sırasına göre dizildiği yerleşim türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ürüne göre yerleşim düzeni. Sürece göre yerleşim planlayan bir tesiste 4 iş merkezi varsa bu tesiste kaç farklı şekilde yerleşim kombinasyonu olur? Cevap: 24. Aşağıdaki üretim tiplerinin hangisinde tek eşsiz bir ürünün üretimi yapılmaktadır? Cevap: Proje tipi üretim. Aşağıdaki üretim tiplerinin hangisinde eşsiz tek bir ürün belirli bir sürede tamamlanmakta ve bu ürünün üretiminden sonra aynı ürün bir daha üretilmemektedir? Cevap: Proje tipi üretim. Büyük kargo uçağının yapılması ya da büyük bir yük gemisinin yapılması aşağıdaki hangi tip üretim sistemine örnektir? Cevap: Proje tipi üretim. Bir köprünün ya da büyük bir kargo uçağının yapımı hangi tip üretim sistemine örnektir? Cevap: Proje tipi üretim. Aşağıdaki kişilerden hangisi Japonya'da kalitenin gelişmesine önemli katkıda bulunmuş kişilerden biridir? Cevap: Deming. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir? Cevap: Maliyetlerin artması. Genel olarak verimlilik formülü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Çıktı miktarı bölü girdi miktarı. Aşağıdaki yönetim sistemlerinin hangisi Ürünün üretilmesinden son ürün olarak tedarikine kadar, tedarikçinin tedarikçisinden müşterinin müşterisine kadar tüm çalışmalar kapsanmaktadır. Cevap: Tedarik zinciri yönetimi. Üretim stratejisinin oluşturulmasındaki yaklaşımlar içinde üretim stratejisinin öz beceriler dikkate alınarak belirlendiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Üretim kaynakları Organizasyonlarda en üst düzeyde yer alan strateji türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Şirket stratejisi. Aşağıdakilerden hangisi bir verimlilik ölçümü olamaz? Cevap: İşçi sayısı. Kullanılan hammade. Kalite fonksiyon yayılımında kullanılan kalite evi matrisindeki ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Müşteri sesinin tanımlanması. 1. Gelişme 2. Düşüş 3. Sunuş 4. Olgunlaşma. Yukarıda verilen ürün yaşam eğrisi aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Cevap: 3 1 4 2. Taguchi yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Taguchi deney tasarımını Ürünleri gürültü faktörlerine karşı daha fazla duyarlı yapmak için bir araç olarak kullanmaktadır. Ürün, çevre, bilgi ve işletme kimliği ile ilgili ilişkili temel tasarım elemanlarının yaratıcı kullanımı aracılığı ile müşteri memnuniyetini ve işletme karlılığını optimize etmeye çalışan sürece ne ad verilir? Cevap, tasarım. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde ürün tasarımını etkileyen etmenlerden biri değildir? Cevap, işletmenin öz sermayesi. Aşağıdakilerden hangisi sürece göre yerleşim düzeninin üstünlüklerinden biri değildir? Cevap, üretim sürecindeki stokları en aza indirir. Aşağıdakilerden hangisi kısa ve orta dönem kapasite stratejilerinden biri değildir? Cevap, ek tesis yapımı. Aşağıdakilerden hangisi karar ağaçlarının yapısındaki unsurlardan biri değildir? Cevap: Performans kriteri. Yüksek üretim hacimlerinde aşağıdaki tesis yerleşim türlerinden hangisi en uygun seçenektir? Cevap: Ürüne göre. Sürece göre yerleşim tasarımında 3 iş merkezi olan bir tesiste kaç farklı yerleşim mümkündür? Cevap: 6. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin temel prensiplerinden biri değildir? Cevap: Üretimdeki makine sayısını azaltmak. 6 sigma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Üretim için gerekli olan malzemenin gerektiği anda ihtiyaç noktasında bulunmasını sağlayan ve sıfır envanteri hedef alan bir malzeme yönetim sistemidir. 1950'li yılların başlarında Deming Yuran ve Crosby aşağıdaki konuların hangisinde çok önemli gelişmeler sağlamışlardır? Cevap Kalite Aşağıdakilerden hangisi girdilerin çıktıya dönüşümünde yaratılabilen değer türlerinden biri değildir? Cevap Para 1. Ham madde 2. Pazar 3. Sermaye 4. Girişimcilik Yukarıdakilerden hangileri üretim sistemindeki girdiler içinde yer alır? Cevap 1, 3 ve 4. Çıktının tüm girdilere oranı olarak hesaplanan verimlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap toplam verimlilik. Hayes ve Wellwright'ın katkı modeline göre üretim fonksiyonunun en üst stratejik etki düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Endüstrinin beklentilerini yeniden tanımlama. Üretim stratejisi geliştirilirken kalite düşük tutularak maliyetin de düşürülmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmektedir? Cevap: Ödünleşme. Ürün tasarım araç ve yöntemlerinden biri olan ve ürün tasarım süreci tamamlandıktan sonra süreç tasarımının başlaması yerine ürün ve süreç tasarımının birbirine paralel yürütülmesinin amaçlandığı yaklaşıma ne ad verilir? Cevap, eş zamanlı mühendislik. Ürün yaşam eğrisi aşamalarının hangisinde ürün ömrünün son dönemine girmektedir? Cevap, düşüş. Yüksek hacimde ve az çeşitli üretim yapmak isteyen işletme, aşağıdaki üretim süreçlerinden hangisini seçmelidir? Cevap, kütle üretim. Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4C'sini oluşturan unsurlardan biri değildir? Cevap, perakendicilik. Aşağıdaki ürün geliştirme süreçlerinden hangisinde ürünün genel pazarlama özellikleri tasarlanmakta ve müşteri istek ve gereksinimleri sağlamak için yapması gerekenler belirlenmektedir? Cevap, kavram geliştirilmesi. Toplam işlem süresi 20 dakika olan bir montaj hattında Çevrim süresi 8 dakikaysa minimum iş istasyonu sayısı kaç olmalıdır? Cevap 3. Kapasite kullanım verimi aşağıdaki formüllerden hangisiyle hesaplanır? Cevap gerçek çıktı bölü etkin kapasite. Talebin yüksek olduğu dönemlerde ürün veya bileşenlerin üretimi için diğer firmaların kapasitelerini geçici olarak kiralamaya dayalı kapasite stratejisine ne ad verilir? Cevap: Taşeron kullanımı. Dış kapasite kullanımı olarak da bilinen ve talebin yüksek olduğu dönemlerde üretim için diğer firmaların kapasitelerinin geçici olarak kullanılmasını ifade eden kısa ve orta dönem kapasite stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Taşeron kullanımı.